Yaşadığımız kent, 40 yıl öncesine kadar Yeşil Bursa olarak adlandırılıyordu. Kentin her yanında kimi tarihi ağaçlar, mahallelerde yeşil alanlar vardı. Uçsuz bucaksız sandığımız ovaya sahipti. Gelin görün ki, son 40 yılında freni boşalmış kamyona dönüştü. İnanılmaz hızla kentleşti, yüksek binalarla nefes alamaz hale geldi. Doğal olarak, bu yoğunluk sakin ve huzurlu kent olun Bursa'ya trafik kabusu olarak yansıdı. Artık zamanımız yollarda daha fazla geçiyor, egzoz gazlarından yayılan zehri daha fazla soluyoruz. İşte, bu yeni kent. Yaşamına estetik ve güzellik katan dokunuşlar var, geçen dönem ilk altı parmakta karşımıza çıkan örneğin bugünkü uygulamasıyla set başında, tophane yamaçlarında, Acemler Köprülü kavşağında çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Özellikle, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş. I.N'e yakın ilgisini bildiğimiz dikey bahçeler uygulamasının en güzel yansımalarından biri set başında. Hele, dünyada yalnızca iki kentte. Bulunan çarşılı köprü modelinin günümüze mirası Irgandı Köprüsü, uzanan yoldaki dikey bahçeler harika bütünlük sergiliyor. Açıkçası, Bursa'nın en önemli tarihi miraslarından biri olan Irgandı Köprüsü ile yeni güzelliği dikey bahçeler birbirlerine çok yakıştılar. Yanı sıra, Dikey bahçelerin kente katkı anlamına gelen bir özelliğine, yol ve ulaşım uzmanı olarak görüşlerini önemsediğimiz inşaat yüksek mühendisi Bininci Tözün Bingöl dikkat çekti. Dikey bahçelerdeki bitki örtüsü araçlardan kaynaklanan gürültüyü doğrudan tek yöne yansıtmak yerine çok yöne dağılmasını sağlar. Bir kısmını da kendi içinde sönümleyerek gürültü bariyeri işlevi görür. Bu sözlerini rakamlarla da örnekledi. Araştırmalara göre, bu yolla %40 gürültü azaltımı sağlanabiliyor. Yine bu dikey bahçeler egzozlardan salınan önemli hava kirleticileri için bir çeşit filtre görevi üstleniyorlar. Yaşayan duvarlar zehirli havayı uzaklaştıracak. Dikey bahçelere yaşayan duvarlar da deniyor, kente katkısını yol ve ulaşım uzmanı inşaat yüksek mühendisi Bininci Tözün Bingöl özetledi. 60 metrekarelik bahçe duvar 40 bin kilo zararlı gaz ile 15 kilo ağır metali süzebilir. Zararlı uçucu organik bileşikleri absorbe edip hava kalitesine katkı sunar. Sera gazlarını da önler. Şunu da ekledi. Yaşayan duvar, 2.3 kilo karbondioksit uzaklaştırır, 1.7 kilo oksijen sunar. Güneşten gelen ışığı soğurarak bölge sıcaklığını dengeler. Siyaset dengesi değişti, efkan ala Bursa için en etkili güç oldu. Ankara'da genel siyasetin dengesini değiştirecek adımlara pazartesi akşamı yenisi eklendi. Geçen dönem AK Parti dış İlişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı, olarak görev yapan AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala sürpriz sayılabilecek kararla AK Parti Genel Başkan Vekili sorumluluğu üstlendi. Görevi TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'tan devralırken AK Parti Bursa Milletvekillerinin yanı sıra İl Başkanı Davut Gürkanf Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nuraktaş da salondaydı. Geçmişinde Diyarbakır Ohal Bölge Valiliği Sonrası AK Parti iktidarının ilk yıllarında başbakanlık müsteşarlığı gibi kilit görev bulunan İçişleri Bakanlığı yapan Efkan Ala bilgi, birikim ve deneyimiyle güçlü bir siyasi profil oldu. Siyasetin dengelerini değiştirecek yeni görevi 2015'ten beri üçüncü kez seçildiği Bursa. İçinde büyük bir güç kaynağı. Ala ya ve Bursa'ya hayırlı olsun. Demirtaş'tan TBMM'de CHP'ye çıkarma. İlgiyle izliyoruz. Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği hızlı ve emin adımlarla büyürken, ilişkilerini de geliştiriyor. Nitekim, yeni yasama döneminin başında, TBMM, yedeta çıkarma yaptılar ve CHP kulisinde ziyaretlerde bulundular. Başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak olmak üzere CHP yönetimiyle görüştüler, CHP Bursa milletvekillerini ziyaret ettiler. İyi Parti gündeminde kurultay var, Bursa'dan Akşener'e destek. Hafta sonu. İyi Parti. Nin kurultayı var, seçim öncesi il ilçe kongrelerini tamamlayan İyi Parti'de, seçim sonrası alınan karar gereği 24 ila 25 Haziran günleri Ankara Ato'da kurultay gerçekleştirilecek. Bu nedenle, 58'i seçilmiş, 7'si doğal delege. Kapsamında 65 delegesi olan İyi Parti Bursa İl Teşkilatı pazartesi akşamı bir araya gelip kurultayda izlenecek yolu görüştü. Aslında, çok uzun değerlendirme gerekmeden, kurultaya yönelik karar da oy birliği ile İyi Parti Bursa delegasyonu kararı olarak alındı. Bu karar, iyilik hareketinin yürekli önderi, cesurlar ordusunun vazgeçilmez lideri Genel Başkanımız Meral Akşener'in yolunda ve izinde yürümeye kararlıyız. denilerek açıklandı. Akşener'in yanında ve ardında olacağız. Mesajı verilirken kongrede yeni bir motivasyon oluşacağı beklentisi dile getirildi. Bursa'dan yine Genel Başkan yardımcısı çıkar mı? Önceki dönem İyi Parti Yönetiminde Bursa'dan Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu ve Ahmet Erozan milletvekillikleri yanında genel başkan yardımcısıydılar. Tatlıoğlu geçen dönem TMM Grup Başkanı olunca ayrıldı, Erozan devam etti. Şimdi ikisi de milletvekili değil. Acaba Akşener yeniden Tatlıoğlu ve Erozan'ı listeye alır mı yoksa Hasan Toktaş Selçuk Türkoğlu ikilisinden biri genel başkan yardımcısı olur mu?